Ay ne yapacağım ben? Akıl fikir bırakmamıştır bu adam bende. Ay ben babasına ne diyeceğim? Abi şakır olan. Nereye gidersin be kuzum? Fidan Hanım durun bir dakika, sakin olun tamam. Yavuz sen alsana hadi ablayı. Yok. Yok. Evet siz beklemeyin burada, odaya geçin Fidan Hanım. Yok olmaz. Söylüyorum ama. Olmaz, ben de arayacağım Çakır'ımı. Nereye gitmiştir kuzum ben de bakacağım. Yavuz çocuk dönerse hemen haber veriyorsunuz. Tamam abi. Biz de Mesutlarla aramaya katılıyoruz. Hadi Ali. Tamam başkomiserim. Fidan abla hadi gir sen içeri bak. Yok. Bir de seninle uğraşmayalım Fidan ablaya, bak lütfen bulacağız onu. Fidan Hanım yok, doğru söylüyor geleceğim. Bakın hadi siz içeri geçin. Yok. Yavuz abi. Ah be kuzum nasıl tamam, bulacağız onu? Tamam abi, sen sakin ol gitmiştir? Tamam. Ah be Çakıroğlan. Ah. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk usta ya? Donacak mı soğukta? Tamam usta tamam, bulacağız suçu, sakin ol. İleriden sağdan girsene Hüsnü be. Ara sokağa da bakalım. Tamam. O kadar sıkıldım ki hastanede garip. Bütün gün yataktayım. Bir tek babam, bir de Fidan teyze, bir de doktorlar. Okulu özledim, evimizi. Ama en çok seni garip. Seni özledim oğlum. Sen de mi beni özledin? Aslanım benim be, aslan oğlum benim. Canım. Yok işte Aylin, yok. Bir daha anons geç ekipleri, hadi. Tamam, neredesin be oğlum? Neredesin be Tunç? Sahile deneyelim Hüsnü, oraya da bakalım. Tamam usta, tamam. Abi neden geldik buraya? Üst yoldaki sokaklara bakmadık da. Tunç buralarda bir yerde Ali. Nasıl buralarda? Ne diyorsun abi, anlamadım. En son kaybolduğunda, o gece hatırlıyor musun? Herkes onu ararken, o buradaydı. Orada mı? Ne işi vardı abi burada, anlamadım. Ben de kaybolmuştum o gece. Beni Tunç bulmuştu. Bu gece de sıra bende. Ali orada, işte orada. Mesutları ara ya, tamam mı? Tunç. Tunç aslanım. Engin amca, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Tunç? Her yerde seni arıyoruz. Ben dolaşmaya çıktım biraz. Garip de gelince hastaneye. Üşümüşsün ya. Farkında değilim. Gel gel. Gel ısıtalım seni gel. Canım benim, iyi misin? Geldiler başkomiserim. Değil mi canım? Aslanım benim. Isındım Engin amca. Tunç, oğlum! Neredesin sen oğlum, neredesin? Baba, ben... Tamam Mesut, sakin ol. Tamam, tamam usta, tamam. Delirtmek mi istiyorsun beni Tunç? Tamam. He, 2 saattir seni arıyoruz ya. Nasıl korkuttun beni, haberin var mı? Özür dilerim baba, çok özür dilerim. Tamam, bulduk işte Mesut. Tamam usta, hadi gidelim. Nasılsın oğlum, iyi misin? Hadi canım, bir arabaya. Garip ben alıyorum abi. Tamam. Hadi gel garip, yürü. Ateşin düştü. Bayağı da terledin. İyiyim zaten. Üşümem de geçti. Geçti çok şükür. Sabah direkt hastaneye gidiyoruz. Bu gece ne yaptın Tunç? Nasıl kaçarsın oğlum hastaneden? Nereye gidecektin? Hiç mi düşünmedin beni? Ne yapacaktım seni bulamasaydım? Dolaşmaya çıkmıştım baba. Garibi de öyle pencerede görünce. Ama yemin ederim dönecektim. Hem sahile indim sadece. Uzağa gitmedim ki. Söyleseydim ben götürürdüm oğlum seni. Tek başına bu halde nasıl çıkarsın? Yok bir şey benim halimde baba. Hastayım sadece. Sakat değilim ki. Patlıyorum burada sıkıntıdan. Okul yok. Arkadaşlarım yok. Hiçbir şey yok orada. Sen yatsan dayanabilir misin? Dayanamam belki ama kimseyi üzmem senin gibi. Ben de üzmek istemedim ki baba. Tunç, aslanım benim. Görmüyor musun halimizi? Fidan teyzem pervane oluyor bir eksiğimiz kalmasın diye. Ben bir yandan iş, bir yandan hastane koşturuyorum. Önüme geleni bağırıp çağırıyorum. Ama dayanıyorum. Biz dayanıyoruz Tunç. Senin için dayanıyoruz. Sen de sıkacaksın dişini. Yan çizmek yok aslanım. Tertemiz bitireceğiz bu işi. Bir daha kaçmak, kaybolmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık baba. Özür dilerim. Babam benim. Oğlum, canım babam. Aslanım benim. Murat. Hı. Anneme uğrayacağım akşam. Koltuk yüzlerini değiştiriyormuş da kumaş seçeceğiz beraber. Gelsene. Ya o kadar çok isterdim ki gelmeyi ama işim var. Şans işte, görüyor musun? Ya. Ne işin var? Bilmem, ben ne işim vardı benim? Abi bir şey vardı, benim işim vardı, söylemiştim sana. Hatırladın mı? Bana mı? Hı. Yok yok, bana söylemiştin. Evet, neydi abi o? Hay Allah, ben de unutmuşum ya, kusura bakma. Koşturmaca falan neydi ki? Neyse, yolda hatırlarım artık değil mi? Ya, hatırlarsın. Yolda. Tabii canım, tabii. Kaç kardeşim, kaç. Nefesin yettiği yere kadar kaç. Siz şımartıyorsunuz bunu. Sonra da ben uğraşıyorum. Eyvallah abi, Tunca selam. Öp bizim yerimize. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Bana da müsaade beyler. Hayırdır, erkencisiniz bugün? Bizim de bir sosyal hayatımız var, değil mi yani? Vay be! Odunluk bir durum mu var? Yok ya, ne odunu ya? Bir arkadaş gelmiş de İstanbul'a. Bizim Amerika'daki koruma biriminden Selçuk. İşte onunla çıkacağız biraz. İki bekar gezin bakalım. Ah, ah! Kesin odun vardır o işin sonunda. Kesin, kesin! Eyvallah. Rastgele! Usta ya, işin yoksa arabayla atsana beni eve ya. Hem laflarız yolda ha? Ya atardım da usta. Ne oldu ya? Ya benim araba şey ya. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Bozuldu mu yine? Yok, sattım ben onu usta. Sattın mı? Neden? Ya işte öyle gerekti. Sıkıştım biraz. Bu hastane işleri falan. Oğlum emekli sandığı karşılamıyor mu masrafları? Karşılıyordu işte. İlkiye döme bizden çıktı. Evrak mı yetişmemiş neymiş? Yapma be. Oğlum niye haber vermedin ya? Ayarlardık bir şeyler. Ufak tefek yardım ederdik hepimiz ya. Ederdiniz biliyorum da halloldu işte, boş ver. Hadi çıkalım. İyi, iyi hadi. Sağ olun. Eve çıkmamıza izin verdiğiniz için. Moral olur diye düşündüm. Çok sıkıldı burada. Sıkıldı evet. Doktor bey, geçen gün biraz bağırıp çağırdım. Ayıp ettim size ama... Önemli değil Mesut Bey. Biz alışığız. Alışık mısınız? Lösemi hem hastalar hem de yakınları için zor bir dönem. Sinirler alt üst olabiliyor. Genelde arada biz kalıyoruz ama ne yapalım? Mesleğin cilvesi işte. Zor tabii, haklısınız. Biz hazırız baba, çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz oğlum. Hay maşallah, güller açar bugün Çakır oğlanımın yüzünde. Allah razı olsun doktor bey. Ne demek? Kendine iyi bakıyorsun tamam mı Tunç? Yorulmak, sıkılmak yok. Haftaya da görüşüyoruz tamam mı? Tamam. Hı. Her şey için sağ olun. Hadi. Hadi Tunç. Bunu takmayı unutmak yok ama tamam mı? Hadi bakalım. Yapma şunu. Yapma. Nasıl geçti günün? Sıkıldın mı evde? Yok, ev daha iyi aslında. Hiç sıkılmadım. İyi bari. Sen ne yaptın? Çok yoruldun mu? Her zamanki kadar işte. Bildiğin işler. Koşturup durduk bütün gün. Garipten haber var mı? Nasılmış? Hüsnü amcanların bahçeye bağladık. Bir süre orada kalacak. Cezalı zaten. Ne cezası? Senin hastaneden kaçmana yardım ve yataklıktan. Baba ya, dalga geçme. Tamam. Bir şey demedim. Baba. Efendim? Ben şimdi hastayım ya. Evet. En kötü ihtimalle ne olur? Yani iyileşemezsem, bu tedaviler, hastane falan işe yaramazsa. İyileşeceksin oğlum. Başka bir ihtimal falan yok. Ölebilirim değil mi baba? Hiçbir şey işe yaramazsa, atlatamazsam bu hastalığı ölebilirim değil mi? Sakın! Sakın bir daha bunu söyleme! Sakın Tunç! Sakın aklına bile getirme! Sakin ol baba! Olamam Tunç ya! Ölüm falan kaybetmek yok! Kaç defa söyleyeceğim oğlum ya! Kaç defa söyleyeceğim! Beni bırakıp gitmek yok Tunç! Biliyorum baba, dayanacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama olur da işler kötü giderse, yani en kötüsü onun yanına gideceğim. Annemin yanına. O yüzden hiç korkmuyorum biliyor musun? Şu kadarcık bile korkmuyorum. Yeleğime takılıp kalan kurşunlar. Arada aldığım isabetleri saymazsan ya da sıyırıp geçenleri tam 27 tane. Bana neden gösteriyorsun bunları baba? Ölümün ne demek olduğunu biraz olsun anlaman için. Yaşam nasıl bir şanstır bilmen için. Biliyorum ben bunları. Hayır, bilmiyorsun. Dinle. Beni en az 27 defa öldürmek istediler. Ama şansım hep yaver gitti. Her defasında döndüm bu eve. Sana döndüm. Kendime döndüm. Yaşadım. Neler yaşadığımı hatırlamak için de bu kurşunları hep sakladım. Şimdi sen bir ihtimal de olsa gitmekten bahsediyorsun. Beni yarı yolda bırakmaktan. Bu ne demek biliyor musun Tunç? Bu 27 kurşunun yapamadığını bir kalemde yapmak demek. Canımı, nefesimi benden almak demek. Baba. Ne sen bir yere gidiyorsun Tunç, ne de ben. Bu hastalığı yeneceğiz. Seni teslim etmeyeceğiz. Kazandığımız o gün. Seninle birlikte bir bilye atacağız bu kavanoza. Beni öldüremeyen 27 kurşunun yanına, oğlumu, canımı, nefesimi öldüremeyen 28. kurşun niyetine. Baba. Oğlum benim.